Evet. Dürüm boylanıyor işte bu şekilde. Burası vejetasyon evet. Uzun olduğu için dışarıdan fidan girişinin olmaması gerekiyor. Bunun sebebi özellikle sert çekirdekli meyvelerde başta kayısı olmak üzere şarka virüsü var. Şarka virüsü giren illerde ve bölgelerde meyve üretimi tamamen bitiyor. Kayısı üretimi, diğer erik, şeftali, kiraz gibi sert çekirdekli meyvelerde üretim tamamen sonlanıyor. Türkiye'de başta Malatya olmak üzere Elazığ ve Urfa şarka virüsü konusunda garanti altında olan bölgelerimiz. Buralara diğer illerden sert çekirdekli meyve girişi yasak. Daha iyi gelişiyor diğer ilçelere göre. İlçelerde olsa bu kadar bir yılda bu kadar büyümez. Rakımın. Biz de Türkiye'nin birçok iline ılımlı iklim meyve türlerini, fidanlarını satar duruma geldik. Benim seçtiğim şeyler var. Şunlar var ya, şunların evet. Biraz küçük de şunlar iyi. Seyrek aşı mesela ikili. Çok, çok güzel. Yakın bitmişler ama. İlimizde 1 milyon 759 bin sertifikalı farklı türlerde fidan üretimi için müracaat edilmiş ve üretim sertifikası almış durumda. Bunun 1.250.500 tanesi kayısı fidanı. Kayısının ağırlıklı olarak Hacı Haliloğlu ve Kabaşı üretiliyor. Çok az miktarda da farklı kayısı çeşitlerinden üretiliyor. Geriye kalan sertifikalı fidanlar kiraz, erik, şeftali, armut, elma gibi buna benzer ılıman iklim meyve türlerinden üretiliyor. Ve ilimizden şimdi bu 1.250.000 kayısı fidanı Malatya'mız üretimi için fazla bir fidan. Fakat diğer illerden de özellikle bahçelerinde kayısı ağacı olmasını isteyen sofralık tüketime sunulacak kayısı üretimi için buralardan fidan diğer illerimize gidiyor. Aşağı yerlerde tutalım. Çiftçilerimiz fidan alırken neye dikkat edecek? Öncelikle fidana sertifikasının mutlak olması gerekiyor. Sertifikasız fidan almasınlar. Kamu kuruluşlarından da olsa sertifikasız, faturasız fidan almasınlar. İleride adına doğru çıkmayan fidan olursa, sıkıntılı fidan olursa o sertifikayla birlikte faturasını ibraz ettikleri takdirde yasal hakları doğar bunlar için. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Diğeri sağlıklı olması gerekiyor. Fidanlarımızın pişkin olması gerekiyor. Vejetasyon süresi bizden daha uzun olan bölgelerden gelen fidanlar yaprağını dökmemiş oluyor. Yaprağını yolup getiriyorlar. Onlara dikkat etmeleri gerekiyor. Mutlaka fidanın pişkinleşmiş, kışa hazır hale gelmiş olması gerekiyor. Kök bölgesinin yaralanmamış, sağlıklı olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Ve çok iri ve çok küçük fidanları almaması gerekiyor. Çok iri fidan, çok iyi fidan değil. Orta büyüklükte ve çok küçükleri de yine sağlık açısından sıkıntı olabilir. Yöreye adaptasyonu, toprağa adapte olması, kışa hazır olmaması nedeniyle orta boyda fidanları tercih etmeleri gerekiyor. İdeal fidan nasıl yetiştirilir, nasıl yapılır? Ölçüsü, pişkinliği çok iyi. Gerçekten kaliteli fidan üretmeye başladılar. Dünyanın ve Malatya'nın kayısı fidan yetiştirme başkenti. Battal Gazi'miz, üreticilerimiz yıllardır fidan üretmekte ve bölge ilçelere, illere göndermekte. Bu tecrübelerini bugünlerde daha profesyonelleşip, büyük kooperatifleşmeyle, büyük işletmeler yapıyorlar. Ve artık iller değil, il dışlarına kayısı fidanı ihraç etmektedirler. Bunun en büyük nedenlerden bir tanesi hem çiftçimizin bu konuda tecrübeli olması, bir diğer hususta coğrafi olarak ilçemizin rakımının düşük olmasından dolayı hastalıksız ve güzel fidanlar yetiştirmektedir. Dört bir tarafına da gidiyor. Özellikle hastalıktan ari olduğu için, sert çekirdekliler de ilimize dışarıdan gelmediği için, şarka türü hastalıklar bulunmadığı için sert çekirdeklerde özellikle ilçemiz ve ilimiz kayısı fidanı hususunda tercih edilmekte. Özellikle Orta Asya ülkeleri ve diğer illere binlerce kayısı göndermekteyiz. Kayısı fidanı göndermekteyiz.
Kayısı fidanları bu yıl satışın beklentinin üstünde. Bunun en büyük nedenlerinden bir kayısı fiyatlarının özellikle yükselmesinden dolayı eski kuruyan bahçeler yine tekrardan bahçe tesis ediliyor. Ekili olmayan alanlara tekrardan bahçe tesis edilmek isteniyor çiftçilerimiz tarafından. Kar marjı yüksek olduğu için ve komşu ilçelerde özellikle Baskil'de ve diğer komşu ilçelerde kayısı ekimi artmış durumda. Taleplerle yetiştirilmemekte. Özellikle bazı çeşitlerde, Hacaloğlu çeşitlerinde kayısı, kuru kayısının kaliteli olduğu çeşitlerde bu fidanlar bulunamamakta. Özellikle önceden ayırtmaları gerekiyor. Çiftçilerim özellikle belirtmek istiyorum. Bizim fidancılara fidan merkezimiz var. Yeni kurulan fidan merkezimiz Yeşiltepe'de. Orada ayırtabilirler. 20 liradan başladı 30 liraya kadar. Hatta 30 liraya kadar da gidiyor şu anda fiyatlarımız. Tabii bunun da bir maliyeti var. Yani maliyeti de artmış. Tüm maliyetlere beraber fidan üretim maliyetleri de artmış.